Sayın Uğur Dündar, canlı yayında konuğumuz. Günaydın, iyi haftalar. Günaydın, günaydın, iyi haftalar sevgili Hakan. Günaydın ve iyi haftalar sevgili Radyo Bey dinleyenleri. Hafta sonu çok yakışıklıydınız. Niye güldünüz? Senin eski bir meslektaşın. Değil mi? Bedir Çöpdemir'in programını mı kastediyorsun? Hayır, maçta Mustafa. Maçta, evet. Maçta, tamam, evet. Tamam. Mustafa Denizli ile gittik. Evet. Arkasından da gece yarısı, işte ben nöbetçi televizyon konuğu olduğum için. Niye öyle düşündün? Kadir Çöpdemir ilk programına başlıyordu. Evet. Ona destek olmak için programına katıldım. Tabi sabah 3.30'a geldik. Ve bütün benim vücut kimyam darmadağınık oldu. Biyoritmim değişti. Ben biliyorsun erken yatan ve erken kalkan vatandaşlardanım. Ama onun hiç için... öyle görünmüyor yani. Programlar bir yığın üst üste geliyor ve sürekli... konuk olduğunuz programlar var. Erken yatmıyorsunuz ama erken kalkıyorsunuz. Erken kalkıyorum. Dün sabah yine 8'de ayaktaydım. Ne güzel. Sporunuzu da yaptınız. Maalesef dün yapamadım. İhmal ettim. Bugün ama o kaybı telafi edeceğiz. Evet. Mustafa Denizli yapabileceği en büyük hatayı yapıp sizin yanınıza oturmuştu. Ve böylece maçın en... Aman duymasın. Aman duymasın hocam. Maçın en silik adamı olarak kaldı orada. Aman duymasın, bir daha gelmez. O esnada biz Yıldırım Aktun haberini aldık. Size de cep telefonunuza biliyorum geldi mi? Geldi. Çok renkli bir simaydı. Birkaç program önce siz bir konudan bahsederken örnek verip acil şifalar da dilemiştiniz. Evet. Ziyaret etmiştim ve maalesef çok ağır durumdaydı. Ve şuuru gidip geliyordu. Tesadüfen benim gittiğim saatlerde şuur kaybı içindeydi ve beni hiç tanımadı. Evet, çok. Neyse ki çok acı çekmeden hayata veda etti. Özellikle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin geçmişinde o hastanenin adeta bir temerküz kampı, bir toplama kampı gibi insanların üst üste yığıldığı, çırılçıplak kapatıldığı, günlerce hatta haftalarca doktorların uğramadığı görünümünü çağdaş bir atılımla, hatta bir devrimle değiştirdi ve bugün orası Orta Doğu ve Balkanların bana göre en değerli toplu ruh ve sinir hastalıkları hastanesi haline geldi. Onun mimarı da tabii ki bir ekiple ve kamuoyu desteğiyle Allah rahmet eylesin merhum Yıldırım Aktun'a oldu. Yani sanki elinde sihirli bir değnek varmış gibi bir anda o çevresi değişti. Hakan'cığım anlatamam yani, evet. Oradaki o zamanlardaki insanın yüreğini sızlatan görüntüleri anlatamam yani. Bu arada Hürriyet'teki yazınızda Lida denen katil. Katil. İlaç mı diyeceğiz? Zevklama ilacı diyeceğiz. Evet. Öyle denecek. Çok farklı iki rapor. Yine ikisi de hıfzıs sahadan çıkmış galiba. Evet. Tabii burada... Sağlık Bakanlığı'na bağlı değil mi burası? Evet, Sağlık Bakanlığı'na bağlı. Hakan'cığım her zaman söylüyorum, Türkiye'de insan hayatı çok önemsiz, çok değersiz. Eğer daha gümrüklerin ilk kendi laboratuvarlarında yaptığı analizde buldukları o ölümcül kimyasal madde Refik Saydam'da da bulunmuş olsaydı, yani daha detaylı ayrıntılı bir analiz yapılmış olsaydı, daha sonra o iki vatandaşımız hayatlarını yitirmeyeceklerdi. Evet. Böyle bir ay on günlük gecikme en azından bildiğimiz kadarıyla iki insanımızın hayatına mal oldu. Tabi bu arada karaciğeri mahvolan ve ileride siroz olup hayata veda edecek insanlarımızı bu kapsamda değerlendirmiyoruz. Onlar daha sonra ortaya çıkacak. Şimdi az önce bir şeyden bahsettiniz. Dediniz ki gümrükteki araştırma gibi hıfzıssıhha da daha iyi araştırsaydı dediniz de, ben acaba işin içerisinde başka şeyler de olabilir mi diye düşünüyorum. Valla kötü düşünmek istemiyorum. Çünkü elimizde bizi kötü düşünmeye yol açtıracak bir belge yok. Evet. Biz gazeteciler elimizdeki belgeye göre konuşuruz. Ama en azından ihmal olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Kasıt yoksa bile bir ihmal olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yani bir ilaç geliyor ve gümrüklerdeki laboratuvarda bu ortaya çıkartılıyor ki içinde öldürücü bir kimyasal madde var. Refik Saydam
Türkiye'de bütün ilaç analizlerinin yapıldığı, akredite, uluslararası akreditasyon görmüş çok önemli bir kurum. Yani Refik Saydam'ın bunu hiç atlamaması lazım. Ki halbuki işte onların söylediği bir laf var. Biz ilk raporda sadece sibutramin maddesi evet, aradık evet, diyor. Evet. Halbuki maddenin olduğu ve bu yüzden yasaklanması gerektiğini gümrükteki ilk raporda onlara da sunulmuş. Tabii ben tabii ki uzman değilim. Kimya mühendisi değilim ya da bu konuda son söz söyleyecek otorite değilim ama sibutramin yoksa bile insan onun türevlerine bakar. Bu tıpkı adli tıpta diyelim ki bir kişi yediği yemekten zehirlendi. Hı hı. O otopsi sırasında sadece bir zehre bakılmaz ki. Birçok olasılık vardır. O olasılıkların hepsi tek tek değerlendirilir. Öyle değil mi? Evet. Ve sonuçta da ölüm nedeni bulunur. Sonuçta bu adamlar getiriyorlar, gümrüklerden çekiyorlar. Belki o gümrük yetkililerini mahkemeye veriyorlar. Çünkü Refik Saydam'dan bunu aklayan bir rapor geliyor. Ve savcılık da buna binaen takipsizlik kararı veriyor. Yani illa kötü bir şeyler insanların başına gelecek. Maalesef Türkiye'mizde işte insan hayatına verilen önem bu boyutta olunca her türlü skandalla karşı karşıya kalabiliyoruz. Amerika'da olsa böyle bir şey, yani o kurumun başındaki insan bir saat bile yerinde kalamaz. Evet, o hayatını kaybedenlerden birisi de arkadaşımdı benim. Ya meslektaşımız evet. Sonuçta. Bu arada Saddam Hüseyin'in altın Rolex saati, Christian Dior güneş gözlüğü ve Cartier dolma kalemi açık artırmaya çıkıyormuş. Gözlüğü. Mesela hiç bir parça almak ister miydiniz? Yok, hayır. O diktatörün sonuçta kanlı icraatlarına tanıklık etmiş ve onun anısını taşıyan hiçbir şeye sahip olmak istemezdim doğrusu. Yani o şekilde öldürülmesine şiddetle karşıyım. Bir ulusun işte kendi başına vermesi gereken kararı bir başka ulusun güvenlik güçlerinin, askerlerinin dikte ettirerek vermesi o ulusun tarihi için gerçekten çok büyük onur kırıcı bir eylem. Ama sonuçta Saddam Hüseyin de acımasız bir diktatördü. Evet. Akşam gazetesinde İmdat Hoca ricası diye bir haber görünce inceledim. 28 Şubat'ın tartışmalı isimlerinden Firari İmdat Kaya. Şimdi İmdat Kaya'nın da meşhur sözleri var. Evet. Çankaya Ezan Kaya olacak. Anayasa Kur'an'dır. İran gibi ayağa kalkacağız. Layık kafalıların cenaze namazını kılmayın. Bunlar Müslüman değil iddiasıyla yargılanırken kaçıyor galiba. Evet. Onun sözcüsü Amerika'da iftar yemeğinde ayaküstü Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elini sıkıp hocasının selamını iletiyor. O suçsuz demiş. Hatta Erdoğan'ın bunun üzerine araştıracağım cevabını verdiğini de belirtmiş. İmdat Hoca yurda dönmek istiyormuş. İmdat mı diliyor yani? Ben ettim siz etmeyin mi diyor. Bilmiyorum ama böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Yok ben yani Sayın Tayyip Erdoğan'ın İmdat Hoca'nın hüküm giymiş ise ya da işte hüküm giymek üzere ise müdahale edip o kararı etkileyebileceğini hiç zannetmiyorum. Böyle bir girişim yapacağını zannetmiyorum. Ama 28 Şubat öncesinde biz bunları yaşadık. Biz bunlara tanık olduk. Bu insanlar da o lafları ettiler ve yani ellerinden gelse Cumhuriyet'in bütün değerlerini yerle bir edecekleri konusunda benim bu marjinal tiplerle ilgili olarak hiçbir kuşkum yok. Bunların niyetleri oydu ama bunlar marjinal kalmaya mahkumlar bence. Sonuçta Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında da bunlar kendilerine yer bulamadılar açıkçası. Evet. O 28 Şubat öncesinin sivri tiplerinin hiçbirisi yer bulamadı. Şimdi Mustafa Denizli'nin yanındaydınız. Maçı izlediniz. Ne diyorsunuz maçla ilgili? Yani Lincoln ve Hakan Şükür olayı, Kalli'nin almış olduğu karara. Ben tabii Fenerbahçe adına rakiplerimizi yakından tanımak için gittim oraya. Hani gider ya hocalar not tutarlar falan. Tabii şaka bir yana bizim Fenerbahçelilerin Ali Sami Yen stadına kolay kolay gitmeleri de mümkün değil. Yani içimizden gelmiyor. Çünkü çok kötü tezahürat maalesef. Evet. İşte böyle bir seyircisiz etkinlikte, seyircisiz bir maçta uygundur diye düşündük. Allah için bize çok da iyi, hüsnü kabul gösterdiler. Ben hiçbir dönemde zaten Galatasaraylı yöneticilerden beni hayal kırıklığına uğratacak bir davranış
görmemiştim. Evet. Yani sizin gibi bir insana zaten... Yok. Hepsi saygı ve sevgiyle yaklaşırlar. Evet. Lincoln'un olmaması tabii çok büyük bir handikaptı ama Ertuğrul Sağlam bunu iyi değerlendiremedi. Yani Delgado'yu ki Beşiktaş'ın bence de Mustafa Denizli Hoca da aynı kanada en iyi yabancısı Delgado. Oyunun kaderini belirleyecek olan adamı siz yedekte tutuyorsunuz ve ürkerek çift liberolu bir takımı sahaya sürüyorsunuz. Bu nedir? Galibiyet için oynamıyorum. Benim niyetim beraberlik, yenilmemek. Evet. Yani yenilmemek için çıkan hocalar takımlarına iyi futbol oynatamazlar. Nitekim Beşiktaş'ta da öyle oldu. İşte hakem hatalı karar vermiş olabilir sana ama maçın bütün aşağı yukarı dakikalarında Galatasaray çok etkiliydi. Beşiktaş da gol fırsatları yakaladı. Ama etkili olan taraf Galatasaray'dı ve bana göre maçı bir hakkını aldılar ve böylece Feldkamp'ta yani ipin ucuna gitmek yerine gerçekten bir kumar oynadı belki. Çok da büyük bir otorite sağladı Galatasaray'da şimdi. Evet, disiplini... Evet, Alman sonuçta. Alman Feldkamp yani. Alman disiplini falan. Baktım o Almanya'dan gelen çocuklardı mesela Volkan. Kötü bir vuruş yaptı. Almanca bağırıyor kendi kendine. Kim bilir ne diyor? Burada söyleyemem. Anladım ama söyleyemem. Manken Şenay Akay katıldığı bir televizyon programında demiş ki modacılar mankenleri soyup vücutlarını inceliyor. Doğrudur. Yani ben o hanım kızın dürüstçe bir şeyler söylemeye çalıştığına inanıyorum. Sonuçta hakikaten kendisi elbise taşımayı başarıyla gerçekleştiren, vücudu elbise taşımaya yakışan hanım kızlarımızdan biri. Bu söylediklerini de doğru olarak kabul ediyorum. Ben 14 yaşında Cemil İpekçi'nin karşısına böyle çıktım diyor. Bazen defilelere külotsuz çıkarız demiş. Yani onlar artık... yanları... O dünyanın sırları. Evet. Yanları açık elbiseler var. Bunlara külot giyemiyoruz. Yani dürüst konuşmuş gibi evet. Geliyor bana. Ben mesleğimden dolayı birçok defilede müzik yaptım. Bazı defilelerde... Ben de mankenlik yaptım diyecek. Ama ben yapsam giyerim. Bazen bize yer bulamıyorlardı. Ama bizim... o zaman itiraf edeceğim bir şey kalmazdı. Yani benim itiraf etmem gereken konu şu, biz bazen yer bulamıyorduk bize. Bizim müzik çaldığımız yerde mankenler soyunup giyiniyorlardı. Oh. Yani evet. Senin de demek ki itiraf edeceğin çok şey var. Var. Ama ben böyle bir şey görmedim asla. Yok canım, bunlar bir iki defa olsa bir iki defa gerçekleşmiş olaylardır. Evet. Hiç gerçekleşmemesini diler insan ama Şenay Akay'ın sözlerini de bir samimi yaklaşım olarak değerlendirmek lazım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Hep böyle gülelim. Evet. İyi haftalar. Görüşmek üzere. Hadi hoşça kal. DJ Hakan Gündüz. Mikrofonuyla dövüşen adam.